Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün taşınıyoruz. Arkadaşlar şöyle bir sorunumuz var. Oda topladıkça daha dağınık görünmeye başlıyor. Anlamıyorum nasıl olabilir böyle bir şey. İçim bir miktar buruk dürüst olmak gerekirse. Videoda her şeyi böyle gereksizce dramatize etmemeye çalışacağım. Ama aslında içten içe ediyorum. Çünkü ben 8-9 yaşındayken biz buraya taşındık. Ve hani o günden beri çok kötü bir gün geçirsem de, çok güzel bir gün geçirsem de hep hani günüm şu yatakta bitti ve hani burada başladı. Çok fazla anlam yüklüyorum bazı şeylere. Farkındayım ama cidden evin her köşesi benim için ayrı bir anlam ifade ediyor. Ve her alanda yani size 1000 tane anı sayabilirim. Bilmiyorum ya, yani gerçekten bu videoyu biraz da eğlenceli yapmaya çalışacaktım ama şu an bayağı böyle dram yaptım. O zaman niye taşınıyorsunuz diye o da alabilirsiniz. Şöyle bir durum var. Benim okulum karşıda, kardeşimin okulu karşıda, babamın işi karşıda ve bizim bulunduğumuz yer karşıya geçmek için çok da mantıklı bir yer değil ve hani bayağı ters kalıyor. O yüzden daha merkezi bir yere taşınıyoruz şu an. Ya ben zaten taşınmayı kendim düşünüyordum ama annemler burada kalır, ben de istediğimde yine buraya gelirim diye düşünüyordum. Şimdi hep beraber taşınacak olma fikri böyle biraz daha üzücü geliyor. Ama şimdi daha fazla bu şekilde konuşmayayım. Etrafı ben yavaştan toparlamaya başladım. Onları göstereyim size. Annem bana böyle çiçekli bir şeyler verdi. Bunların içine kıyafetlerimi katlayıp koyuyorum. Şu kolinin içinde kitapların büyük kısmı var ama sığmayanlar da var. Onları da şimdi ayrı koyacağım. Asıl kısım burası. Annem izlerken muhtemelen niye burayı çektin ya falan yapacak bana. Ama her şeyi buraya döktüm ki rahatça görüp öyle toplayayım. Döküyorum yani. Bildiğiniz şu an her şeyi döküyorum. Sonra da çiçekli şeylerin içine koyuyorum. O zaman isterseniz artık şarkı açıp başlayalım. Çünkü yani şarkısız burası toparlanacak gibi değil. En önemli ayrıntıyı atlıyordum az kalsın. Saçımızda ev topuzu şu an. Bu evi toparlamamamız için hiçbir engel yok. O yüzden artık başlayabiliriz bence. İki tanesini doldurdum şimdi. Bunun fermuarını kapamaya çalışıyorum koparmadan. Ve kötü bir haberim var. Bunun fermuarı yok. Yani iki tarafa da baktım ve fermuarı yok. Böyle yani bitti sayılır kıyafet kısmı. Şimdi biraz daha şu taraflara bakacağım. Daha eşya olan kısımları toplamaya başladıkça odamda güzel şeyler bulmaya başladım. Tabii şu an saçım topuz olduğu için düzgün takamıyorum ama şöyle kalsın ya, ne olacak. En sevdiğim şey, odamı toplarken mesela şunu mu buldum, takıyorum kafama öyle devam, ya da işte bir kırmızı ruj mu gördüm sürüyorum öyle devam yola. Ve bunu bir tek benim yapmadığıma da çok eminim çünkü ablamda da görüyorum. Ah ah, bu da benim hatıra kutum. İçinde bayağı bir şey var, hatta şu an en şaşırabileceğiniz bale yaparken giydiğim bu şey. Aşırı küçük geliyor şu an. Ben bunu bir dakika içine girmeyi deneyeceğim. Bu arada bale de aşırı güzel bir dans türü. Bale yaptığım süre boyunca hayatımda her şey düzgündü. Baleyi bıraktıktan sonra hiçbir şey yolunda gitmemeye başladı. Baleyi 12 yaşımda bıraktım bu arada. Olacak, inanıyorum. Oha, cidden oluyor. Umarım yırtılmaz. Yırtıldı. Hayır. Hayır, yırtılma. Şimdi size ufak bir gösteri yapacağım. Aşırı sinirim bozuluyor şu görüntüye bakın. Altımda kot, üstümde bale şeyim ve asla popomu bile kapatamıyor. O kadar büyümüşüm ki. Selam nasıldı acaba ya? Bir dakika, şeyi hatırlıyorum. İşte şey yapıyorduk. Mavi top aldım, arkaya attım falan yapıyorduk. Ve ben buna aşırı zevk alıyordum. Ve hepimiz bir renk söylüyorduk. İşte ben de işte sarı top aldım, arkaya attım falan yapıyordum. Point, flex, bunları hatırlıyorum. Ya bir şey diyeceğim, ben salsayı, bachatayı bırakıp baleye mi dönsem? Şu an bir özlem geldi. Artık şundan kurtulmak istiyorum, canım acıdı gerçekten. Evet, kazasız belasız çıkarmak istiyorum ama... Hayır. Üf, hayır. Aa, çıkmıyor. Bir şey diyeceğim, çıkmıyor. Ve şaka yapmıyorum. Bakın çıtırtıları, galiba hayatıma böyle devam etmek zorundayım. Gerçekten çıkmıyor. Ah be, özlüyorum. Gerçekten geçmişi çok özlüyorum. Sonra tiyatro metinleri var. Ya Çağla'nın bana 15 yaşımda yazdığı şey var. Bunu da hala saklıyorum. Çağla. Aa, hayır. Bu benim ilk oyuncağımdan. Ben çok küçükken oynuyordum bununla. Bunları hatırlıyor musunuz? Böyle tahta oyuntular vardı. Onların içine sokuyorduk falan. Ben o kadar küçüktüm ki bununla oynarken. Yani konuşabiliyor muydum onu bile bilmiyorum. Arkadaşlar ben buna daha fazla bakamayacağım çünkü yoksa gerçekten ağlayacağım. Bunu ben kapıyorum. Bunu arkadaşlarım doğum günümde almıştı. Hazır mısınız şimdi buna? Niye olmadı? Ya bu önceden Happy Birthday diye şarkı çalıyordu.
Arkadaşlar şöyle bir sorunumuz var. Oda topladıkça daha dağınık görünmeye başlıyor. Anlamıyorum. Nasıl olabilir böyle bir şey? Bu hal ne yani? Gerçekten bir şeyler yapmam lazım şu an. Devam o zaman. Şarkı açıyorum çünkü akmıyor. Gerçekten akmıyor. Bir de benim şarkılarım genelde hüzünlü. O yüzden şimdi enerjik şeyler atacağım daha hızlı şekilde toplamak için. Telefonumu kaybettim ya. O kadar dağınık ki oda. Telefonumu bulamıyorum. Anne beni bir çaldırsana. Şimdi makyaj malzemelerine el atıyorum arkadaşlar. Bunlar kırılmasın diye arabayla giderken götüreceğiz muhtemelen. Şöyle kutunun içine koyacağım. Bunlar uzun sürecek gibi düşünmüyorum. Çünkü bakın direkt şöyle alacağım ve koyacağım. Parfümlerin çoğunu koydum. Şimdi maskeydi falan onları koyacağım. Bu arada çakma... Ay burası da leke olmuş. Çakma görüp kesin sigara içiyorum sanacaksınız ama gerçekten içmiyorum. Ama mum yakmayı çok sevdiğim için odamda hep bir çakmak bulunuyor. Bahsettiğim maskeler de bunlar. İşte bunlar camda olduğu için bunları şimdi koyuyorum. Ama mesela bunun içine çok az kalmış. O yüzden şimdi bitirebildiğim kadarını bitireceğim. Taşınana kadar her gün maske yapıp kendimi yükten kurtaracağım. Nasıl fikir? Bunun içinde bayağı biraz kalmış. Şimdi bunu yapacağım. Bu arada aklınızda bulunsun. Ben de kitaplarımı kolye koyduğumu gören bir izleyicimden duymuştum. O taşınırken kitapların taşınması çok ağır olduğu için sorun olmuş. O da kolyere yarısı kitap, yarısı kıyafet olacak şekilde dizmiş. Yani atıyorum bir kolye kıyafet, bir kolye kitap değil de işte iki kolyenin yarısı kitap, yarısı kıyafetmiş. Bana çok mantıklı geldi. Çok da teşekkür ediyorum buradan izliyorsa. DM'den de etmiştim ama tekrar edeyim. Sizin de aklınızda bulunsun. Böyle ufak ufak hileler cidden hayat kurtarabiliyor. En son benim odam kaldı. O yüzden çok üzerime geliyorlar. Neyse bu arada ojeleri falan da yaptım. Bunları böyle ayakkabı kutusuydu, başka kutuydu falan bir şeylerin içine koyuyoruz. Bu da tamamdır. Hafif sallanıyor şu an. Gece bu kitaplar düşse ben ölürken gerçekten altıma yapabilirim. Aa, çok eski bir fotoğraf buldum. Şuna bakın ne kadar da mutlu uyuyorum. Kaç yaşındayım acaba burada? Geçen senelerden kalan tüm kitapları buralara koydum. Bunlar tabii ki atılmayacak, verilecek. Verilemeyecek halde olanlar da geri dönüşüme gidecek. İçiniz rahat olsun. Bir şey diyeceğim, ben buna geçerken çarptım. Bir yerinden yamuldu, şu an düşüyor. Ve nasıl yapacağım bilmiyorum. Allah. Hayır. Lütfen düşmeyin. Kimseyi uyandırmak istemiyorum. Burada saat kaç biliyor musunuz? Saate şu an ulaşamadım ama saat 2 geçiyor. Allah'ım şu an bu hallolursa gerçekten çok iyi bir insan olacağım. Lütfen. Teşekkür ederim. Gerçekten çok iyi bir insan olacağım. Da garanti olsun şuraya dayayayım bunları. Sinirlendirme beni. Oldu galiba şu an. Selam arkadaşlar. İzlediğiniz kısımdan birkaç gün sonrasındayız şu an. Bugün salı, ay pardon, bugün pazartesi günü. Yarın salı ve biz yarın resmi olarak taşınıyoruz. Hatta anne. Ben mi oğlum? Anne ben kızınım. Ha, sen... Anne sesimiz benzemiyor. Leren ergen ve sesi neyse. Yarın kaçta gelecek nakliyeciler? 8-8.30. Bir yandan şarkı açıyorum, bir yandan da işte etrafı toparlıyorum. Şimdi isterseniz bana biraz eşlik edin. Çünkü şu sivilcem ediyor sağ olsun. Niye bir cildim yine tekrar bozdu bilmiyorum ama olsun. Taşınıyoruz. Yeni bir hayata başlıyoruz. Ne alakaydı ben de anlamadım. Toplanıyor, ben de odamda uyuyorum şu an.
Selam arkadaşlar, ben eve geldim ve eski pijamalarımı giydim. Biraz kendimi böyle küçük hissediyorum çünkü bunları birkaç sene önce giyiyordum ama şimdi annem bunları atmış çantaya, o yüzden giydim. Ailemin pisliğini görmezden gelirsiniz diye umuyorum çünkü daha bugün taşındık. Bence görmezden gelirsiniz ve şu an burası aşırı dağınık. Şu da YKS'den kalma, bunları artık çıkarmam lazım. Gerçekten çok çirkin bir dağınıklık var burada. Muhtemelen hepsini bugün yapamayacağım ama şimdi yerleştirebileceğim kadarına yerleştireceğim. O zaman başlayalım çünkü bir yandan makyaj temizleyen pamuğu bulmam lazım. Makyaj temizleyiciyi almayı akıl ettim ama pamuğu akıl edememişim. O yüzden çıkaramıyorum. Arkadaşlar yine ilginç şekilde benim odam topladıkça dağılıyor. Ya kolileri açtıkça ben daha düzgün olur sanmıştım ama gitgide daha fazla karışmaya başladı. Öyle. Bunu da her gördüğümde kafama takıyorum. Neyse. Biraz daha devam. Arkadaşlar burada aslında video bitiyor ama size veda etmemişim. O yüzden editlerken şöyle bir veda etmek istedim. Eve yerleştik ama benim odam hala tam olarak bitmedi. Kapıyı değiştirmeyi düşünüyorum. Çünkü kapılar hiç hoşuma gitmedi ve şu masayı farklı bir şeyle değiştirmeyi düşünüyorum. Bu şekilde ben yavaş yavaş değiştiriyor olacağım ve vloglarda da hepsi gösteriyor olacağım zaten son hallerini. O zaman bu kadardı. Benim için önemli bir olaydı. Bu yüzden size de böyle video çekip bahsetmek, göstermek istedim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Oda dekorasyonuyla ilgili önerileriniz varsa da bana lütfen yazın. Hepinizi çok seviyorum, çok öpüyorum. Diğer güzel videolarda, yeni evde, yeni vloglarda her şekilde görüşmek üzere. Ali Eren bağırma artık. Görüşmek üzere. Bay bay.